Ayakkabı Dayısı kanalında yeni bir performans incelemesine daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun süredir incelemekte olduğum bir ayakkabının detaylarına bakacağız. Bir süredir basketbol oynuyorum, spor yapıyorum, geziniyorum ve fikirlerim olgunlaştı. Sizlere şimdi tecrübelerimi aktaracağım. Jordan markasının son ayakkabılarından bir tanesi olan Jordan 37'yi inceleyeceğiz bugün. Ve kutusuyla hemen başlayalım. Arkadaşlar bu rengini 2800'e aldım. Kutu açımında da bahsetmiştim. Yeni renkleri 4 civarı, 4200, 4300 olan yeni renkleri var. İndirime girerse kaçırmayın diyeceğim ayakkabılardan bir tanesi. Ben öyle yaptım. İlk başta zaten sipariş verebilir durumda da değildik. Nike.com'dan aldığım için 150 euro üzeri sipariş gelmiyor. Zaten size de uyarı veriyor. Sepetinizi onaylayamıyorsunuz. İlk çıktığı zaman o yüzden sipariş verememiştim. 2800'e düşer düşmez de yapıştırdım arkadaşlar. Oldukça güzel şık bir kutu ile geliyor. Her zaman yaptığım gibi 11 numara aldım yani 45 numara ve çok çok güzel oldu. Sizler de gerçek numaranız, basketbol ayakkabılarında tercih ettiğiniz numaranız neyse onu alabilirsiniz. Bu şekilde tatlı bir kutuda geliyor. Şu sıralar böyle güzel kutu tasarımları bulmak her zaman kolay değil ve çekmece gibi değişik bir açılışa sahip. Bunu açarken ama sürekli ben elimden böyle bir ne yapacağımı karıştırıyorum. Açılışı pek de kullanışlı değil arkadaşlar. Ama kutu genel itibariyle hoşuma giden kutulardan olduğu bir tanesini çıkartayım ve detaylı performans incelememize geçelim. Fikirlerimi aktarayım. Nedir ne değildir, ne bekleyebilirsiniz. Sizler de hazırlıklı olmuş olursunuz almadan önce diyorum ve hadi bakalım. Bang bang ayakkabı karşınızda arkadaşlar. Jordan 37 bu ışık altında da bu şekilde oldukça şu anda güzel gözüküyor. Dediğim gibi sadece bu rengini alabilme imkanım vardı. Diğer renkleri zaten Türkiye'ye gelmiyordu. Oldukça da zaten fiyat farkı olduğu için dedim sıkıntı yok. Çok beğenerek almadım. Fakat elime aldığımda renkler çok daha canlı. Ayakkabı da çok daha güzel geldi. Özellikle üstünde resimde pek de belli olmayan şu şekilde aslında asker desenleri, kamuflaj desenlerini andıran eklemeler mevcut. Ayrıca ayakkabıda farklı renk çorap giydiğiniz zaman farklı farklı görünümler elde edebiliyorsunuz. Yani ayakkabınız çok daha canlı bir hale gelebilir. Genel bir renk cümbüşü ile baya baya hoş gözüküyor. Biraz daha fazla mor kullanılıyor olsa daha da güzel olabilirdi. Sizler ne diyorsunuz? Bu ayakkabıyı beğeniyor musunuz? Biraz bot tasarımı gibi kimisi böyle beğenmiyor, kimisi böylesini beğeniyor. Basketbol ayakkabılarına gidiyor bence. Kombin yaparken jogger'larınızın altına da bence fena gitmeyebilir. Daha bulky, daha kalın, büyük ayakkabılar bu tarz eşofmanların altına gidiyor. Bilmiyorum, ben seviyorum. Sizler ne dersiniz? Dizayn detayı olarak birkaç noktaya bakabiliriz. Özellikle arkası çok hoş. Renk uyumuyla harika oluyor. Jordan logosu, imzası ve AJ Roma rakamıyla 37 yazısı cidden şık. Onun dışında farklı materyal kullanımları da dizayna etki etmiş. Gördüğünüz gibi üst taraftaki delikli yapılar, alt tarafta daha kaliteli kumaşlar ve sonra da plastik katmanlar ve tabanıyla bayağı güzel gözüküyor. Dediğim gibi gitgide daha çok beğendim. Özellikle eşim de kutu açımını izlerseniz orada beğenince dedim tamam bu ayakkabı benlik. Onun beğenmesi bana da etki etti. Jumpman logosu ve dili biraz arkalara saklanmış. Ondan da bahsedelim. Dizayn detayının belki en büyüğü dilde. Ki yazıyor 3 içinde yer alıyor. Buradaki kamuflaj deseni ayakkabının üstünde oluyor olsa ben bayılırdım. Ama maalesef beni bayıltmamak için bunu yapmamışlar. Bu şekilde de dizayn detayı olarak verebileceğimiz noktalar mevcut. Tabanıyla performans detaylarına girebiliriz. Arkadaşlar tabanı biraz pis, kusura bakmayın. Bayağıdır giydiğim için bu şekilde pislendi. Hemen altında Air Zoom ve topuğunda back-to-back MVP scoring champ gibi işaretlemeler yer alıyor. Biraz bana Yanis'in ayakkabılarını hatırlattı. Onda da bu tarz şeyler oluyor. Onun dışında ortada bayağı güçlü ve premium duran bir orta taban plakası mevcut. Karbon fiberden yapılmış. İlk tabanı çevirdiğinizde dikkatinizi çekiyor. Ayakkabıya form veren ve gerçekten ciddi manada güçlü hissettiren iyi bir kondurma ki zaten Jordan'ın bütün bu serili ayakkabılarında sunulan bir durum diyebiliriz. Taban tutuşu nasıldı? Oraya gelecek olursak benim beklemeyeceğim kadar iyiydi. Özellikle birkaç farklı ayakkabıyla işte Curry 10'la denedim, Melo'yla denedim, farklı ayakkabılarla birlikte denedim ve hepsiyle birlikte denememe rağmen gerçekten onlardan sanki daha iyi bir performansa sahip olduğu gibi hissediyorum. Tabii ki tozlu sahalarda biraz toz tutuyor ama benim beklediğimden baya baya iyi. Onun dışında çok sert arkadaşlar. Yani uzun süredir Jordan markasında bu kadar sert bir taban yapılmamıştı. Belki translucent bir renk alırsanız daha yumuşak olabilir ama benim aldığım renkte ciddi manada kalın. Yani dışarıda bile oynayabileceğinizi düşünüyorum bu renkle. En azından imzalı ayakkabılara baktığımız zaman aralarında belki de en sağlamı olabilir. Dediğim gibi taban tutuşu da çok iyiydi. Ve şık
güzel de bir taban, renk veren de bir taban ayakkabıya. Dolayısıyla beni tam anlamıyla mutlu ettiğini söyleyebilirim. Bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Özellikle de Jordan 37, 36, 35, 34'ten sonra çok fazla ses getirmeyen bir ayakkabı oldu. Bunu ben tabanda da beklediğim için biraz beklentim düşüktü. Taban tutuşunda benim vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 9 olacak. Dediğim gibi gayet iyiydi. Bir Curry onun temiz sahalarda gibi tutuşu olmasa da yine her sahada pis temiz fark etmez iyi bir performans alabileceğinizi düşünüyorum. Yastıklamaya baktığımız zaman üst tarafta arkadaşlar yastıklama birçok şey söylenmiş ve kimisi hissedilir kimisi hissedilmez noktada. Arka tarafta Formula 23 yani Luka 1'in yastıklaması olarak düşünebilirsiniz. O kısım var fakat o kadar sert, o kadar sert ki bir de ayrıca çok büyük bir çeper altına alınmış şu görmüş olduğunuz plastikte. Ciddi manada bu Formula 3 yastıklamasını, şurada görmüş olduğunuz yastıklamayı kapatıyor. Topuk çok sert arkadaşlar. Bunu açmanız biraz zaman alacak, hissetmeniz biraz zaman alacak. Ben neredeyse yastıklama yok gibi düşündüm. Fakat ön ayakta da bir o kadar güzel double stack dediğimiz ince iki tane zoom ünitesi var. Bu da oldukça iyi bir his veriyor. Jordan serisinde alışmış olduğumuz harika yastıklamayı burada da devam ettirmişler. Benim ihtiyacım olan yastıklamayı ve etkiden korunmayı sağladığımı söylemem lazım. Yani diğer denediğim ayakkabılara nazaran daha güvenli, daha iyi oynadım. İçerisinde daha çok keyif aldım. Bu da birçok noktada hem taban tutuşuyla hem de yastıklamayla alakalıydı. Benim gibi ağır arkadaşlar da burada çok rahat edeceğini düşünüyorum. Benim beklentilerimi çok noktada verdi ve vereceğim puan 10 üzerinden yine 9 olacak. Beni memnun eden ve bana göre üst düzey olan bir yastıklama. Peki bu ayakkabı kimlere uygun sorusunu hemen cevaplamış olayım. Arkadaşlar ben biraz daha büyük adamlara veya 3-4 numaralara uygun olduğunu düşünüyorum. Belki 5 numaralar için yeterince kitlenme, fitlenme ve güçlü üst kısım olmasa da daha düz oynayan, çok aşırı atletik olmayan, yana sağa sola hamleler değil de biraz daha düz giden, düz kesen ve ağır olan yastıklama isteyen arkadaşlarıma yönelik bir ayakkabı. Neden guardlara yönelik demiyorum? Çünkü arkadaşlar öncelikle birincisi şöyle baktığınız zaman yerden yüksek bir ayakkabı. Yani siz direkt olarak sahayı kontrol etmeniz, sahayla birebir hissediyor olmanız, yani bir oyun kurucuda bulunması gereken özelliklerden biri daha azalmış olacak. Yere daha yakın, sahayı daha kontrol edebilir bir ayakkabıyla oyun kurucular genelde daha rahat eder. Bu yerden oldukça yüksek bir bot tasarımı gibi oluyor. İkinci nokta ise üst kısımda, şimdi ondan da bahsedeceğiz. Biraz kitlenme yetersiz hissettiriyor. Özellikle de kullanılan materyallerle bağımlı olmuş. Arkadaşlar yukarı çıkarken oldukça kaliteli bir yapı sizleri karşılıyor. Keşke bundan birkaç katman daha yukarı çıksalarmış diyorum. Hafif nubukvari, dikişle işlenmiş güzel bir kumaş. Onun üstüne çıktığımız zaman Leno Weave, yani Leno dokuma adı altında bir şey yapmışlar buraya. Şu sese bakar mısınız? Değişik plastikten ve içi inanılmaz gözüken, adeta giydiğiniz çorabı ve şu anda parmaklarımı da görüyorsunuz. Görebileceğiniz transparan değişik bir kullanım olmuş. Basketbol ayakkabılarında ilk defa bu kadar özgür bir kullanımı görüyorum. Ve bu benim çok hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim. Tabii ki bunu kimi noktalarda şu görmüş olduğunuz şeritlerle desteklemeye ve kuvvetlendirmeye çalışmışlar. Aşırı havadar, inanılmaz keyifli olabilir yazları. Fakat ihtiyacınız olan desteği sağlamada yetersiz kaldığını söyleyebilirim ki ben de bunu zaman zaman hissettim. Hatta şu anda bir görüntü size göstereceğim. Buradan bir şeyler pop etti. Yırtılmış olabilir mi? Olabilir. Görmüş olduğunuz görüntüde ufak bir çıt sesi vardı. Gerçekte tabii ki o ses daha büyüktü ama kamera bile bir miktarını yakalamış. Arkadaşlar sağa sola yapmış olduğum hamlelerde çat diye bir ses geldi. Yana doğru yapıyordum bu hamleyi. Bu sesle birlikte ben bayağı endişe ettim ve ayakkabıya dedim fazla böyle şey bindirmeyeyim, yana doğru hamle yapmayayım. Ondan sonra biraz dikkat ettim. Sonra tabii ki farklı günlerde yine bu hamleyi yapınca pek bir ses gelmedi ama nedense ayakkabıya olan güvenimi azalttı bu durum. Hatta bu ayakkabıyı ilk tanıttığımda ve Instagram'da da paylaştığımda sizler bana sağ olun maçtan bu ayakkabının paramparça olduğu bir görüntü göndermiştiniz. O görüntüyü de şimdi koyuyorum. Gerçekten bu durum başınıza gelebilir. Buna dikkat edin. Yani 3-4 bin liralar verip bu durumla karşılaşmak çok acı. Hadi NBA oyuncusu takmaz, yüzlercesini alabilir ama bizlerin ağrına gidebilir arkadaşlar. Dolayısıyla üst noktada ben kesinlikle ve kesinlikle desteği çok hissedemedim. Hatta dediğim gibi endişe ettim. Yani ayakkabı beni taşıyacak mı, beni kaldıracak mı diye. Alt kısmındaki kumaş ne kadar güzel hissettirse de maalesef bu üstündeki Leno Weave bu plastik katmana hiç ama hiç güvenemedim. Böyle elinizde tutan değişik bir dokuya sahip. Aslında içeride çok rahat hissediyorsunuz. Özellikle şuradan yukarı doğru kaldırılıyor olması
ön parmaklarınızda iyi hissettiriyor. Ama maalesef ki üst kısım yetersiz kaldı. Keşke Jordan 36'daki gibi bir kumaş sağlıyor olsalardı ki bu çok daha kuvvetli olurdu. Ayrıca yana doğru yapacağınız hamlelerde yana doğru çıkıntı çok çok fazla olmadığı için de üstte de dengelenmediği için ve üste çıkan herhangi farklı bir yan, işte buna outrigger diyoruz şu kısma, bu kısma da işte bir çeper, bir sizi tutacak kısım olmadığında daha kötü hissettiriyor ve bu ayakkabının belki de en büyük dezavantajı bu olmuş. Onun dışındaki birçok materyal harika premium gözüküyor. İşte alt taraftaki karbon fiber plaka, arkadaki plastikler, işte bağcıklar değil, bileklerinizdeki korumalar çok iyi hissettirirken burası bozmuş. Yani muhtemelen bir dahaki 38'de karşımıza çıkmayacak bir kumaş yapısı, bir üst kısım yapısı olduğunu düşünüyorum. Ve ayrıca biraz daha ince çorapla giyerseniz ayağınızı çok rahatsız hissettirebilir. Madem bu kadar destek noktasından bahsettik, hemen bileklere doğru çıkıyorum ve desteği puanlıyorum arkadaşlar izninizle. Bileklerinizde tatlı bir koruma sağlayan şöyle iki tane kulakçık diyeyim artık bunlara. Hiçbir yerle de bağlantılı değil arkadaşlar. Şöyle görebildiğiniz gibi şu şekilde geliyor ve arkaya bağlanıyor. Her kısımda geliyor ve arkaya bağlanıyor. Yan taraflarla bir bağlantının olmuyor olması işi tuhaflaştırmış. Ben bağlı olmasını tercih ederdim. Böyle olsaydı ayakkabı daha bir bütünlük içinde olurdu. Maalesef bu şekilde çok da tuhaf bir kullanım olmuş. Ama ben yine de sevdim. Bileklerinde tatlı bir koruma hissi olanlar için önerebilirim. Ha, inanılmaz bir sizi tutacak güç, kuvvet veya destek maalesef bu kısımda da yok. Ama hiç yoktan iyidir. Bir low top'a göre, işte mesela Curry'de izlediyseniz o videoyu veya bundan sonra yayınlarsam izleyecekseniz göreceksiniz. Orada hiç yok. Ama burada bu konuda tatlı, güzel bir his var. Bağcıklarınız fena değil. Bağcıkları kilitlediğiniz zaman gayet güzel kilitleniyorsunuz. Ve tabii ki doğru numara seçmek önemli. Benim çok çok hoşuma gitti. Arka topuk koruması ise bahsetmiş olduğum gibi yastıklamayı hissedemeyeceğiniz kadar kuvvetli ve güçlü. Yalnız burada bir dezavantajdan bahsetmek istiyorum. Direkt zaten bunu kutu açımında da bahsetmiştim. Şurayı görür görmez aha dedim, bunlar benim ayağıma vurur. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar aşil koruması ile birlikte bir bütün olmayan çıkıntılar ayağıma baya vurdu ve buna alışmam baya zaman aldı. Kalın çoraplarla ancak giyerek bunun üstesinden geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iç içe dikilmiş farklı kısımlardan oluşan bir bütünleme yapı gibi. 1, 2, 3, 4, şuraları da sayarsak 5 ve 6 tane bilek kısmınızda parça mevcut ve bu kadar parçalandırma biraz rahatsız ve düzensiz hissettiriyor. Özellikle şu iç kısmın şuraları gerçekten ayağımı çok kötü hissettirdi. Geniş ayaklı arkadaşlarım biraz bu noktalarda dikkat etmesi gerekebilir. He, alışıyor musunuz? Alışıyorsunuz ama ne gerek var böyle bir yapıya? Keşke şurayı şöyle uzatıp hatta şuradaki kısımları da içine katsalardı çok daha güzel bir yapı oluşabilirdi. Bu arada buradaki desenler de yine dilin önündekiyle uyumlu, gayet keyifli şekil bir şey olmuş. İç kısımda Jordan yazısı burada da yine gözümüze çarpıyor. Dil yapısı biraz ince arkadaşlar. Daha kalın bir kumaş kullanılabilirdi. Kötü noktalardan biri de dilin tamamıyla şöyle bağımsız olması. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama normalde şuradan falan dikişle tutturulur ki dil çok fazla saçmalamasın. Burada dili tek tutan şey bağcıklarınızın şuradan geçiyor olması. Bunun dışında dil çok fazla serbest ve oynar halde ki bu da benim hoşuma gitmedi. Evet, puanlama noktasına geçelim. Bayağı hoşuma gitmeyen noktalar varmış sizlere anlatırken gördüm. Destek noktasında dediğim gibi eksik buluyorum. Yüksek, outrigger'ı yani çıkıntısı çok fazla yok. Üstünde kullanılan materyal eksik. Ama bilek koruması, ayakkabının genel rahatlığı, taban tutuşu ve yastıklamasıyla bir sağladığı tatlı his ve keyif var. Bunları da göz önüne aldığımız zaman arkadaşlar o ayakkabıya vereceğim puan 10 üzerinden 8.3 olacak. Daha düşük de verilebilir miydi? Pekala verilebilirdi ama bu ben ideal bir puan olduğunu düşünüyorum. Materyallere vereceğim puan ise arkadaşlar aslında çok yüksek, dediğim gibi verebilirdim. Birçok yeri gayet kaliteli hissettiriyor. Premium hissettiriyor. Özellikle elinize aldığınız zaman fotoğraflardan çok çok daha güzel olduğunu görüyorsunuz. Fakat tek benim puan düşürmeme sebep olacak kısım üst kısım olacak. 10 üzerinden 8.8 arkadaşlar. Üst kısımda oluyor olsaydı 9.92'lere rahat çıkardım diye düşünüyorum. 1 numaradan 5 numarayı tabii ki herkes giyebilir. Benim tavsiyem çok fazla kesme yapmayan, çok fazla crossover atmayan, daha düz oynayan arkadaşlar. İkincisi çok fazla sert bir materyale ihtiyaç duymayan, daha düz giden, potaya doğru giden, biraz yavaş hareket eden belki arkadaşlarım için uygun olabilir. Low modeli çıktı biliyorsunuz. Low modelinde üst kısmı da değiştirdiler. Muhtemelen çok fazla şikayet ve kötü geri dönüş almış olacaklar ki burada değiştirdiler.
Yakında indirime gireceğini düşünüyorum. O yüzden bekleyişte kalın. Sizler de bir tane alabilirsiniz. Kesinlikle keyifli basket oynarsınız. Dışarıda özellikle yaz için çok iyi olabilir. Buradaki çıkıntılar çok kuvvetli ve güçlü. Yastıklaması çok güzel. Özellikle dışarıda oynanacak bir ayakkabıya nazaran. Üst kısmından da yapacak bir şey yok. Hava darlığına bakacaksınız. Yolunuza bakacaksınız arkadaşlar. Bahsettiğim memnun olmadığım kısımların yanı sıra bunları çok çok fazla tabii ki hissetmedim. Sizlere anlatmak için negatif yönler olarak düşündüğümde aklıma geliyor. Öyle ya bu ayakkabı çok kötüymüş, vay ne kadar iğrençmiş diyeceğim bir durum yok. 2800'e bence değerdi ki bazı arkadaşlarım 2400'e yakalamış ki şu anda yanlış hatırlamıyorsam sitede 2400 ama çok fazla numarası kalmamış arkadaşlar. Daha küçük numaralar vardı ama diğer renklerde muhtemelen indirime girecektir. Sizler de bakıp bu şekilde kendinize bir tane Jordan 37 alabilirsiniz. İçinden dışından her şeyinden bahsetmeye çalıştım. Umarım hoşunuza giden ve detaylı bilgilendirici bir inceleme olmuştur. Koleksiyonumda kesinlikle tutmak isteyeceğim, ara ara giymek isteyeceğim bir ayakkabı. Dışarıda yazın, AVM'ye giderken, spor salonuna giderken çok güzel olur. Yine güzel şık kombinlerde kullanabilirsiniz. Özellikle siyah severler için baya baya güzel bir tercih. Videoda gördüğünüzden daha çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Elinize aldığınızda bu materyallerin kaliteli hissi sizleri sevindirecek. Hoşunuza gidecek. Başka sorunuz varsa yorumlara bekliyorum. Onun dışında içinden dışından her şeyinden bahsettim. Alıp kullananlar varsa yine aşağıya kendi tecrübelerini yazabilirler. Alacak arkadaşlarım da benden başka ekstra tecrübe bu şekilde de duymuş olurlar. Bir sonraki performans incelemesinde kutu açımda vlogda görüşmek dileğiyle diyorum. Ayakkabı da Ice bugünlük out.